Samsun Altın Rafineri tarafından düzenlenen iftar programında belediye başkanları, iş dünyası, bölgedeki sektör temsilcileri, kuyumcular ve bankacılar aynı sofrada buluştu. Semazenlerin de gösteri yaptığı programda 5,5 kilo altından yapılan Atatürk Anıtı'nın heykeli dikkat çekti. Saraltı'nın Samsun'a değer kattığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan şunları söyledi. Çok kıymetli Atakum Belediye Başkanımız, sanayici yardımcımızın çok kıymetli başkanı, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Şadi Bey'e ben de teşekkür ediyorum. 31 Mart'tan sonra da Serhat Başkan'la beraber ilk iftarımız oldu burada. O anlamda da güzel bir birliktelik oldu. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Ramazan bayramına da birkaç gün kaldı. İnşallah kazasız belasız sağlıklı bir bayram süreci de geçirilmiş olur. Ramazan'ın son günlerinde bereketini sizinle beraber yaşamanın biz de mutluluğunu yaşıyoruz. Önemli bir işletme, önemli bir iş yapıyorsunuz. Ortaklarınızla beraber Samsun'a önemli bir değer kazandırdınız. Teşekkür ediyorum. Allah sayınızı artırsın, bereketinizi artırsın. Herkese tekrar hayırlı akşamlar diliyorum. Saraltın ortaklarından Sadi Şener ise kendilerini yalnız bırakmayarak davete katılan tüm misafirlere teşekkür ederek şöyle konuştu. Bu güzel iftarımızda da sevgili misafirlerimiz, kuyumcu esnafımız, banka çalışanlarımız, gazeteci arkadaşlarımız, büyükşehir belediye başkanlarımız, dostlarımız sağ olsunlar bizleri bu günümüzde de yalnız bırakmadılar. Aşağı yukarı 28 yıllık meslek hayatındayız. 28 yıllık hayatımızda da yeni bir yol çizdik. Samsun Altın Rafinerisi. Şu an Türkiye'deki 13 firmadan bir tanesiyiz ve Karadeniz'de tek altın rafinerisi olan bir firmayız. İnşallah firmamızı Samsun'da daha güzel, daha farklı, daha iyi yerlere getirmek için uğraşıyoruz. Buraya gelen misafirlerime, sizlere, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkürler. Hayırlı akşamlarınız olsun. Ünye Kuyumcular Derneği Başkanı Nuri Kumaş da Saraltı'nın bölge için önemli bir firma olduğuna dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi. Şadi Şener Bey'in misafiriyiz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Gerçekten şunu söyleyeyim. Basılı altın hususunda en son çıkan kararlarla beraber mesleki anlamda bir döneme imza atan ve orta çağdan yeni çağa geçen Osmanlı gibi Karadeniz'i parlatan Şadi Şener Bey'i burada ben kendisini tebrik ediyorum.